Zamanınız geldi. Hapı yuttunuz. Cepleriniz boşaldı. Papatyaların sonuncusuna geldiniz. Diğer bir deyişle öldünüz. Kaybınız için üzüldü. Neyse ki burada neden olmasın olarak evrenin ötesindeki yolculuğunuz için rehberlik etmeye hazırız. Ölmekle nasıl başa çıkabilirsiniz? Vücudunuza ne olur? Ve öteki tarafta ne var? Bu neden olmasın? Ve bu da ölürseniz ne olacak? Kötü haber. Bay Azrail kapınıza geldi. It's a Mr. Death or something. He's come about the reaping. Bu işten nasıl kurtulmayı planlıyorsunuz? 1969'da psikiyatrist Elizabeth Rose, bugün hala kullandığımız bir yol haritası olan ölümle başa çıkmanın 5 aşamasını kavramlaştırdı. Bu aşamalar inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme. Ama Azrail sizi terk etmeden önce kesinlikle öldüğünüzden emin olalım. 1968'de bir Harvard paneli bir bireyin ölümü neyin oluşturduğuna dair kriterleri özetledi. Bunlar iki ana gruba ayrılabilir. Kalbin atmayı bıraktığı anlar, kardiyopulmoner kriterler ve beynin artık işlev görmemesinden kaynaklanan nörolojik kriterler. Beyin ölümü. Eğer her iki kutuyla işaretlediyseniz size kötü haberlerim var. Bu kriterlerin ikisini de kontrol etmeden önce bu durum her bireye göre değişen kademeli fiziksel bir süreçtir. Diyelim ki ölümcül bir kaza geçirmeyecek kadar şanslısınız. Bunun yerine doğal nedenlerden ölüyorsunuz. İlk olarak ellerinizde, kollarınızda, bacaklarınızda ve ayaklarınızda bir serinlik hissetmeye başlayacaksınız. Kalbiniz kanı etkili bir şekilde pompalama yeteneğini kaybettiğinde cildiniz kırmızımsı mor bir renkle lekelenir. Buna beneklenme denir. Çok daha fazla uyuyacaksınız. Dahası tepkisiz olmaya başlayacaksınız. Şeritler gözünüzün önünden kaymaya başlayacaktır. Günü veya ayı, hatta nerede olduğunuzu bilmiyor olacaksınız. Bu genellikle kimyasal dengesizliklere, beyne giden kan akışının azalmasına veya ikisinin bir kombinasyonuna bağlanabilir. Zaman yaklaştıkça yemeği ve içmeyi bırakacaksınız. Bu teori, insan vücudunun ölme süreci için doğal olarak enerji tasarrufu sağlamasından kaynaklıdır. Bu süre zarfında açıklanamayan bazı şeyler görmeye başlayabilirsiniz. Parlak ışıklar, ölen sevdikleriniz ama tam olarak ne görüyorsunuz? Araştırmacılar tıbbi olarak ölü ancak hayatta kalan insanların vakalarını belgelendirdiler ve hepsinin benzer deneyimleri olduğunu fark ettiler. Barış hissi, parlak ışıkların ve yardımsever figürlerin vizyonları ve fiziksel açıdan kurtulma gibi şeyler yaşadılar. Ama bunlar sadece halüsinasyonlar mı? Melbourne Vincent Hastanesi'ndeki çalışmalar bu vizyonların bireyin daha huzurlu bir şekilde ölmesine yardımcı olabileceğini ve kendilerini rahatlatmanın bir aracı olduğunu gösteriyor. Vücudumuz bu deneyimi biraz daha keyifli hale getirmeye mi çalışıyor dersiniz? Ameliyat masasında ölen ve öbür dünyaya tanık olduğunu iddia eden belgelenmiş hasta vakalarına ne dersiniz? Bu hastalar boş zamanlarında odadaki aktivitenin ayrıntılarını sağlayabildiler ve masanın üstünde yüzlüklerini ya da şovda yer alan bir köşede takıldıklarını söylediler. 2008 yılında yapılan bir çalışmada kalp durmasından kurtulanların %42'si resüsitasyon sırasında bir düzeyde bilinçlerinin açık olduğunu söylediler. Bu kurtulanlar zamanın hızlandığını veya yavaşladığını ve bunu hissettiklerini söylediler. Ayrıca genel bir huzur ve beden dışı deneyim yaşadıklarını hissettiler. Bazıları sevinç hissetti. Bazıları hatta parlak bir ışık veya altın parıltı gördü. Belirsiz sayıda hastanın korku ve boğulma hissi bildirmesi dışında her şey kulağa hoş geliyor. Bununla birlikte vücudunuzu ölüme hazırlayabileceğiniz bir teori var. Wisconsin Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, tuktam adı verilen bir süreçte bazı keşişlerin öldüğünü, ancak bir haftadan fazla bir süre boyunca hiçbir fiziksel ayrışma başlamadığını teorize ediyor. Bu, meditasyonun sinir bilimi üzerine yapılan bazı bilimsel çalışmalara yol açmıştır. Bu keşişler ölmeden önce bir meditasyon durumuna girerek
beynin meditatif durumu korumak için düşük seviyelerde bazı meditasyon hareketleri yaparlar. İnsanların ölümden önce ritüelleri olsaydı ve ölmeden önce bu bölgeye girmek için onlarca yıllık meditasyon eğitimini kullanabilselerdi, Batı'nın ölüm perspektifi nasıl değişirdi? Bu beyninin ölümle karşılaştığında çılgınca yapacağı birkaç şeyden biridir. Kabul edelim, hepimiz bir gün öleceğiz. Çeşitli hesaplara ve çalışmalara bakılırsa bu deneyim her birimiz için farklı olacaktır. Perdenin ötesinde olan şeylere gelince bu hala bir gizem. Bu noktada ölmek kulağa en azından söylemek gerekirse deneyim gibi geliyor. Peki ya ölü bir adamın partisini kaçırırsanız? Ya sizden başka herkes ölürse? Dünyadaki son insan olsaydınız hayat nasıl olurdu? Bu neden olmasının farklı bir konusu gibi duruyor. Bu tarz videolar için beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.